birazcık bir telefonla bayramlaşacağız yurt dışındaki ailemle, yakınlarımla. Anında bastıracaktır tıkırtımı duyar duymaz. Burada da uyuklamışım. Şimdi biraz daha sıcak. Uyanır uyanmaz. Buz gibi boğazım pencereyi açmış besbelliyim. Rüzgarın müthiş esiyor. Ne yöne estiği otlardan belli. Nerede rüzgar geri çevirdi yukarıya doğru, pencerelerimize doğru, duvardan belli. Başka belli olan ne burada? Ben kumpaslarımın tuzaklarım nasıl hasta ettiklerini paylaşacağım. Hasta edilene, kanser edilene, ölene dek ve hatta sonrasında bile bunlara işlem yapmayacaklardır. Yüzyıllardır yaptıkları gibi. Ne olmuş şuradan? Bir motor düşmüş. Evet, kaza mı oldu acaba? Allah korusun. Değil mi, kaza olmuştur? Olur burada yani. Yükseltiyordular şeyi. Fiyatları yükseltiyordular. Ondan sonra hepsi. Önce kira fiyatlarını. Neyman görsün. Neyse bak, gördün değil mi? Ha. O iyi mi güzel? Öyle. Gördün mü abi? Bak burada her sene değişiyor mesela. Deniyorlar. Aha. Evet. Yani ben mesela Arbeiter Parti'yi seviyorum. Fakat fanatik değilim. Tamam, yani güzel. Bu sene ben verdiysem öbür sene başkasına veriyorum. Ha. Apartmanın önü edip. Ha, küçük çocuk binecek. Yok, oyun oynuyor. Oyun oynuyor. O küçük çocuk değildir be. Cücedir o. Yok ya. Kısa boyludur. Oyun şaka mı yapıyorsun? Yok, bunlar genç çocuklar be. Evet, yeni bir uçan maymun köpekli yeni bir köpek görmüş olduk. Burada öldürülen, sardırtılan kediye rağmen komşuların ördeklerini kapan köpeklere rağmen destek olmaya devam ediyor. Bu millet hala. Böyle diğerleri gibi tahmin ettiğim gibi kitap gibi okuyorum. Balkona çıkınca gelecek, geçit treni yapacak. Eski belediye başkanı sanki söyledikleri değiştikten sonra geçersizmiş gibi diğer hepsi gibi sokacak parka. Gözümün önünde ve çıkışmamı bekleyecek, sen stalkingsin diye buraya sıçma dememi bekleyecek, davaya sürüklemeye çalışacak. Babanın yeri mi? Burası park. Çünkü bizim akbaba o şeyleri ağızlarına vermiş. Ve suyumuz akmıyor. Sabotaj hala devam ediyor. Şu lekeleri silemiyoruz, yıkayamıyoruz.
bunlar duvardan sökülen beyaz şeyler mi acaba? Olabilir. Buraya üfürüyor. Diğer her şey gibi. Kedi otlarımız pencerenin dibinde büyüyor. Çıkıp konuşma yaptık diye kediyi salıyoruz. Bu hayvan üzerine. Dur yeni kedi. Kaçacağı yer özdemirlerin orası. Sanki bir hamle yapmışım gibi. Bu hayvanları sevmiyor Hakime Hanım. Hayvanları sevmiyor. Diğer soyadlısı Hakim. Siz pencerelerinin önüne yuva kurabilirsiniz milletin. Besleyebilirsiniz. Karşı çıkarsalar polisimiz, savcılarımız, hakimlerimiz hazır. Evet, daha bayramlaşmamız bitmedi. Kapatıyorum. Bir şey olursa tekrar açarım. 5 dakika telefonlaştık, başka gelen olmadı. Öyle masum oynuyor şimdi, eskisi gibi. Buraya gelip şuradan çık. İleri geri. Bam bam diye kıyamet koparmak falan. Geçmişe kaldı Umut. Şimdi geliyoruz, böyle düz geçiyoruz. Sen videoya çekeceksin diye seni hayvan düşmanı, hayvansever düşmanı, topluma zararlı falan filan paranoyak göstereceğiz. Kimin aklından çıkıyor o belli. Ya hastalıkla ya kapatarak bu sesi keseceğiz. Eylemi devam ediyor belli. Ki rahat teker teker burada bitirsinler. Ve sabah kedi oyunundan sonra artık fazla oynamıyoruz. Tek bir tane balkonumuzun önünde. Oraya gel, videoya çekelim. Hayvan sevmez olarak, hayvan düşmanı olarak. Benim ise burada uzman yabancı doktorların oraya başvuruyoruz. Dediklerine göre günlük kayıt tutmam gerekiyor. Bunu yapacağım en iyi yerse benim sayfam. Evet, böyle yavaş yavaş bastıra bir o ordu kadar komşular gibi asla edileceğiz belki. Onu kapıp mermer mezar taşı satacak bize belki. Fakat hepsi kayıtta olacak. Senaryoları kumpaslarıyla beraber. Bir saate yakın oturduk sadece o. Bayramlaşırken burnum uzatır uzatmaz. Şimdi gidip bir doymadım. Bir sigara daha sarıp burada. Girip sardık, pencere açtık tekrar. Belki de tesadüf ve evladıyla bayram ziyaretine gidecekti beraber. Belki el öpmeye. Bayram harçlığı kurumama. Ya da pirzola
kesinlikle pirzola. Evet, ikinci çıkışımdan sen çık be. Kendini göster. Devasa kıçınla. Bakarsın moralin bozulur, gaza geliriz. Çöp atmağı giyiyoruz her zamanki gibi. Bu ilk mahkemede yeteneksizdi. İkinci mahkemede kardeşim, onlara yeteneksiz kaldı. Beyin yok. Üçüncüsünde ise genç olan sanki daha akıllıymış gibi. Bana o dedi. Hayvanları sevmiyor. Eminim bu bitkiler onların ilerisindeki bitkilerden buraya bulaştı. Planlı olarak. Çünkü rüzgarın nereye estiği belli be. Ve her şeyin nereye toplandığı. Çünkü eskiden bu şeyler yokken bütün kuru yapraklar orada toplanıyordu. Kuru otlar, yapraklar. Çam yaprakları, iğneleri. Hepsi orada toplanıyordu. O rüzgar sebebiyle. Eski videolarımda boklarla beraber orada. Ve pencerelerimizin önünde. Oradan çeviriyor pencere önüne. Böyle senaryoları, sistemleri belli oldu. O gittikten sonra bu ufak köpekli ortaya çıkıyor. Evet, ikinci balkona çıkışı şaşmaz. Köpeklerimizle bayram ziyaretine gidiyoruz. Benim köpek besleyecek gücüm var. Kaç tane dairem var. Yağmacılıktan. Bununla ilk ortaya çıktığı günü biliyoruz. Ta şurada karşıda. Karşımda sıçtırmadığına şaştım. Diğerleri ise bu bayram ziyaretine gelmiştir ilki. Diğerleri ise tatil beldelerinde pisliklerle yağmacılık yapıyorlar bence. Milletin pencerelerinin kapılarının önünde. Yaşadığımız gibi diğer beldede. Hepsi gelecek. Pat bir tane fırladı. İlk defa görüyoruz. Keltoşu çoğu kel. Çünkü başları kaşınıyor o parazitlerden. Kesiyorlar. Köpek onu güdüyor be. Köpek onu güdüyor. Oo. Bu beni çok seviyor o yatakta. Köpek ise ha, alfa benim be. Her istediğini yapabiliyorum. Alfa benim. Bu benim kulum. Bunu tek dinlediğim zaman düğmeye basıp bağırsaklarımı sıkıştırıp sıçtırdığı zaman veya işittiği zaman böbreklerimi zor çalışıp. Bu ikinci çıkışında iki tane gördüm. Üçüncü sefer çıkarsan üç tane gösteririz ha. Evet, davacım mahkemedeki örneği, kaç örneği var be? Sen çıkıyorsun, anında köpekliler. Koordine.
Bu da bunu düşündürüyor. Acaba bunlar o Necrocomicon'la yazdığı gibi. Başka bir yerden mi? Ve birbirleriyle telepatik bağlantılı mı? Hayvanları bağladıkları gibi. Yok, şüpheci olduk. Paranoyak damgasını yiyeceğiz. Kapatalım daha uzatmadan. Yarım saat daha. Sonra. Yok be, 10 dakika falan geçmiştir. En çok